Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda ne yazık ki tekim Serkan yok bu hafta. Sadece benim yüzüme bakacaksınız ne yazık ki, kusura bakmayın. Ondan sonra demek istediğim bir şey var. Genelde kanalımız teknoloji üzerine olduğuna rağmen genelde telefonlar elimize geçiyor. O yüzden çoğu videomuz telefon hakkında olduğunu görmüşsünüzdür. Bu hafta elimde farklı bir şey var. O da Nintendo'nun Game & Watch sistemi. Bu galiba geçen senenin 11. ayında çıkmıştı, piyasaya sürmüşlerdi. Ama bunun sürümü sadece geçen Mart'a kadar, yani sürümü piyasaya ve production'ı bitti, durdurdular. Bu ne de demek oluyor? Yani artık bu sistemi üretmeyecek Nintendo. O yüzden bir limited edition bir konsol sayılıyor. Ama el konsolu. O yüzden bu haftaki videomuzun konusu Game & Watch Super Mario Bros. Kutu açılımına başlayalım. Şimdi ilk kutuyu açtım ve ilk cihazı açtığımda gözüme batan ilk şey ekranıydı. Mükemmel güzel bir ekranı var. Küçük olmasına rağmen aydınlığı ve resolution'ı bence çok güzel. Harbiden bu sistem için iyi yapmışlar. Ama sesine geldik mi? Ses olarak gayet iyi, harbiden iyi. Ama kısık ses, yani kıstığın zaman iyi değil. Yani nasıl demek istiyorum bunu? Şey, kalitesi kötü değil ama çok kısamıyorsun. Mesela böyle küçük bir şeyi gece yatakta oynamak isteyebilirsiniz ama sesi çok kısılmıyor ne yazık ki. Öyle bir imkan yok. Kulaklık bağlama imkanı da yok. Mesela Bluetooth'lu olsun, kablolu olsun, bunları bağlayamıyorsunuz. Giriş olarak tek bir noktası var. O da USB-C girişi var. USB-C girişi de tabii ki şarj etmek için aleti. Bu çıkış olmadığı için başka bir şey yapılmıyor. Bunlar sadece şarj edilebiliyor. Ondan sonra gelelim batarya kısmına. Bu cihazda tam olarak 8 saat, spesifikasyonlara göre 8 saat kullanabiliyorsunuz. 8 saat oyun oynayabiliyorsunuz. Yani yeter 8 saatte. Mesela işe gittiğinizde, okula gittiğinizde veya herhangi bir yere gittiğinizde, tramvayda, metroda, otobüste güzel bir cihaz. Küçük de, yanınıza alması da kolay olur. Bu tabii ki Mario oyunlarını seven insanlar için, her oyun yok üzerinde. Üzerinde olan oyunlar tam olarak bir bakayım. Super Mario Bros. 1 var üstünde, Super Mario Bros. 2 var. Bir de Ball diye bir oyun var, orada da topu sektiriyorsun. Yani top sektirim oyunu var. Ama tabii ki en güzel oyunlar arasında Mario Bros. Ve Mario Bros. 2. O tabii ki bu sistemin game and watch'ın game tarafı. Ondan sonra watch tarafı da var. Yani o da saat kısmı. Bu cihazı saat olarak da kullanabiliyorsun. Komik bir şey tabii ki saat olarak. Yani kol saati olmasın, duvara da asılmaz ama yine de saat olarak kullanabiliyorsun. Ama saatleri çok güzel. Ben bayağı beğendim. Animasyonları olsun. Ondan sonra AI Mario var. Orada oyunu o oynuyor. Sen sadece izliyorsun. O sistem de var saat izlemek için. Ondan sonra saat başı, güneş batıyor, güneş doğuyor. Her saate özel animasyon var. Yani bayağı Nintendo ve Mario fanları için çok güzel bir cihaz. Tabii ki Nintendo'yu da Mario'yu da sevmeyen bir insansanız bu sizin için yani hiçbir değeri olmayan bir cihaz olabilir. Sadece belki yatırım olarak alabilirsiniz. Çünkü değeri çıkacak. Videonun başında anlatmıştım ve değeri çıkan bir sistem olacak bu. Çünkü sürümü 31 Mart'a kadar. Ondan sonra bu cihaz hiçbir zaman daha production'a girmeyecek. Yani Nintendo hiçbir zaman bundan üretmeyecek. O yüzden o şekilde belki ilginizi çekebilir ama daha çok harbiden Nintendo ve Mario severler için bu yapılmış bir cihaz. Bu cihaz Mario 35 yaşına girdi. Onu kutlamak için ürettiler. O yüzden içinde 35 tane sır var. Ve bu sırların bazıları bayağı komik bir sır. Mesela şu Mario şarkısı var. Eskiden Nintendo bir Super Mario nasıl çizilir şarkısı üretmişler. Şunu bir oynatayım, ondan sonra devam ederiz. Bayağı kafaya takılan bir şarkı. Ben harbiden bunu ilk dinlediğimde bir gün boyunca bu şarkıyı söylemek zorunda kaldım nedense. Ondan sonra gelelim fiyat konusuna. Hadi diyelim bu kadar izlediniz videoyu. Beğendiniz, ben de istiyorum diyorsunuz. Fiyat tabii ki önemli bir konu her zamanki gibi. Türkiye'de hepsi burası da sitesinde bunu bulabildim. Serkan bana öğretti o siteyi. Orada tam olarak 799 TL. Yani yuvarlak konuşalım. 800 TL. Cihaz değer mi değmez mi onu size bırakıyorum. Tabii ki hoşlandığınız şeye bağlı, herkes için değmez. Benim için neden değdi desem, ama ben tabii ki 50 euroya aldım, 800 TL'ye değil. Bunu çevirdik mi burada 80 euroya geliyor, yine fazla.
80 Euro'ya almazdım doğruyu söylemediysem. 50 Euro'ya ben Nintendo'yu çok sevdiğim için veya Mario'yu çok sevdiğim için aldım. Benim için değiyor. Benim için bir anlamı var ama herkes için anlamı olmayabilir. Oyundan hoşlanan insanlar için güzel bir şey bence. Harbiden nostaljik bir şey. Güzel bir şey. Ben tavsiye ederim sevenler için. Sevmeyenler için uzak durun. İşinize yaramayacağı eminim. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuz böyle oldu. Herhangi bir teknoloji hakkında video yapmak istiyoruz. Teknolojiden zaten sevdiğimiz bir konu. Aşağıda yorum atabilirsiniz. Sorunuz falan varsa, bilmediğiniz bir şey var, bilmek istediğiniz bir şey varsa. Ondan sonra takip etmeyi unutmayın. Geçen hafta 108'deydik. Bu hafta bakalım. Bakıyoruz. Bu hafta 155'e çıkmışız. Bir ilerleme var. Ama hedefimiz şu an 200'de olduğu için takip etmeyi unutmayın. Bu hedefimize çabuk varmak istiyoruz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace.